Ben İbrahim Eskin, EFC Dil Okulu'nun kurucusuyum ve eğitmenlerinden biriyim. Daha önce Türkiye'de İngilizce öğretmeni üzerine eğitim aldım. Almanya'da da eğitim aldım. Aslında köklü bir geçmişim var çünkü çok erken yaşta başladım dil eğitimine. Ondan sonra birçok eğitimlere, programlara katıldım. Hem kendimi geliştirmek için dil öğretiminde ve İngilizce'de birçok alanda eğitim aldım. Ondan sonra bu tecrübeden yola çıkarak aslında kendi yolumu çizdim. İşe yarayan şeyleri seçip bir program geliştirdim ve bunu birçok kez denedik öğrencilerimiz üzerinde. Ve başarılı oldu tabii program. Ondan sonra yaklaşık 2 yıl sonra Londra merkezde kendi okulumuzu kurmaya karar verdik. Tabii bu talep üzerine oldu. Öğrencilerimizden gelen taleplerden dolayı. Hani artık online değil yüz yüze eğitim istiyoruz diye. Öyle olunca biz de talebe karşılık verdik ve bu okulumuzu kurduk. Aslında benim ilk girişimim Flumen Show adında bir programla başladı. Eğlence ve eğitim kültürünü birleştiriyor. Bu programın hikayesi nedir? Günlük hayatta ihtiyacımız olan konuları aslında işliyor bu program. Mesela ilk önce bugün programa neyle başladık? Kendimizi tanıtarak. Günlük hayatın içinden konularla, stratejilerle ve aslında anlık gelişen durumları konu alan bir talk show geliştirdik. Onunla başlıyoruz. Eğitimimin aslında özü bu. Dinle, konuş. Dinle, konuş. Yani Türkiye'deki gramer bazlı eğitimden artık böyle sürekli konuştuğumuz, dinlediğimiz, konuşulanları anlamak ve yabancılar gibi konuşmak üzerine geliştirdiğimiz bir sistem var. O sistemden yola çıkarak aynısını yüz yüze de uyguluyoruz. Normalde ilk aşamada bizi sosyal medya üzerinden tanıyan ve aslında arkadaşlarına öneren kişiler hep Türktü bu zamana kadar. Ama şimdi yüz yüze geçtikten sonra Brezilyalı, işte başka ülkelerden mesela Bangladeş gibi farklı ülkelerden öğrenciler de eğitim programlarına aslında katılmak istiyor. Online olarak aslında devam ediyoruz çünkü şu anda İngiltere'ye gelip ya zaman olarak ya da farklı şehirlerde olan arkadaşlarımız var. Onlar için online eğitimlere yine devam edeceğiz. İlk olarak İngilizce olarak başladık ama daha sonraki aşamalarda İspanyolca, İtalyanca gibi farklı dillerde de aslında eğitmenler başlayacak. Türkiye'den İngiltere'ye öğrenci alabileceğiz. Yani Türkiye'deki arkadaşlarımız da aslında dil okuluna başvurup gelebilecekler. Burada eğitim alacaklar, konaklama, eğitim ve vize işlemleri üzerine yardımcı olacağız. To get speaking and keep going and sustain what you learn and apply what you learn into practice. That's why we usually teach pronunciation lessons and we help you link words together. It's a part of our strategy and most of you might know that we have been teaching this for a very long time. So what we usually do is to Eğitim programlarına gelince birçok farklı amaç için eğitimlerimiz var. A1, A2 aile birleşimi sınavı için öğrencilerimiz var. B1 seviye nitelikli çalışan sınavı için öğrencilerimiz var. Ya da B1 seviye biliyorsunuz vatandaşlık almak için bir İngilizce sınavına giriyorsunuz. B1 sınavını geçmeniz gerekiyor. Onun için de eğitimler veriyoruz. Onun dışında Türkiye'den İngiltere'ye gelmek isteyen öğrenciler için ya da şu anda İngiltere'de olup üniversiteye, yüksek lisansa başlayacak öğrenciler için IELTS gibi bir sınav gerekiyor. Onun için de eğitimler veriyoruz. Biz genelde öğrencilerin ilk önce amacını ve seviyesini öğreniyoruz. Ondan sonra başlıyorlar ve devam ediyorlar, öğreniyorlar, hedeflerine ulaşıyorlar. Onlar memnun, biz memnun, devam ediyoruz. Ana dili Türkçe olan öğrencilerimiz neden İngilizceyi akıcı bir şekilde konuşmakta zorlanıyor? Bizim geliştirdiğimiz 20-25 strateji var. Bunlardan bir tanesi telaffuz ve aksan. Daha önceki videolarda bahsetmiştim. Sayfamıza girdiğinizde bulabilirsiniz. Yani kısaca değinmek gerekirse mesela biliyorsunuz nasıl öğretiyorlar? I am in London. Ama geliyorsunuz İngiltere'ye, yurt dışına çıkıyorsunuz. Kimse böyle konuşmuyor. I'm in London gibi.
Bu telaffuz ve aksan dersleri bizim eğitim sistemimizin öne çıkan özelliği. Bir strateji daha öğretmek istiyorum. Şimdi ben buna cevap soruda gizli demek istiyorum. Bu teknik IELTS sınavına girmek isteyen öğrenciler için ya da aile birleşimi sınavı, nitelikli çalışan sınavına girmek öğrenciler için de çok etkili oluyor. Nedir bu cevap soruda gizli? Genelde İngilizce öğretimini çok zorlaştırıyorlar. Aslında çok basit. Bir örnek vereyim. Mesela, what kinds of books do you read? I usually read love stories. Görüyorsunuz, bakın nasıl bitti? You read. Nasıl başladı? I usually read. Aslında cevabım nerede? Soruda var. Aynısını kopyala yapıştır. Neyi söylüyorum? Sadece şurayı. What kinds of books? Soru kısmı. Cevap kısmı ne? Love stories. Aslında bize sorulan sorunun aynısını söylüyoruz. Tek yapmamız gereken cevabı vermek. What kinds of books do you read? I usually read. Do you read? I read. Do you read? I read. Çok basit. Sadece ne yapıyoruz? Cevabı söylüyoruz. Bu kadar. Peki ders işlenişi nasıl oluyor? Derslerimiz konuşma becerisi ağırlıklı ilerliyor. Buraya geldiğinizde geçen değerli zamanı konuşma becerisi yaparak geçiriyorsunuz. Derslerimizde yabancı öğrenciler de olduğu için çok fazla Türkçe konuşmuyoruz. Hatta hiç Türkçe konuşmuyoruz. Peki, hocam ben konuları nasıl anlayacağım? Bazı konuları Türkçe duymak istiyorum. Onun için de bir çözüm var. Bizim bir online platformumuz var. Bu platformda bütün konu anlatımları var. İhtiyacınız olan her şey var. Derslere gelmeden önce 20-25 dakikalık videoyu izliyorsunuz. Derste neyle karşılaşacağınızı, hangi konudan konuşacağınızı görüyorsunuz. Hazırlıklı oluyorsunuz. O yüzden derse geldiğinizde çok fazla Türkçe'ye ihtiyacınız olmuyor. Geliyorsunuz ve konuşma pratiği yapıyorsunuz. Konu anlatımları, Flumen Show videolarımız, egzersizler, materyaller hepsi online platformda var. Derse geldiğinizde ise online ya da yüz yüze fark etmez. Derse geldiğinizde ise konuşma pratiği yapıyoruz.